Merhaba değerli gönül dostlarımız. Sizler soruyorsunuz, bizler cevaplıyoruz. Programımızın bugün kısmında sık gelen bir soruyu cevaplamaya çalışacağız inşallah. Sorumuz kaldırımlardaki veya resmi kurum kuruluşlardaki sarı çizgiler, sarı kabartma noktalar ne işe yarar? Evet arkadaşlar, görme engelli bireyler hayatının idamı, devamı için hayatın içerisinde yer almaktadır. Buna istinaden bir yerden bir yere gitmeleri, yolda yürümeleri veya resmi veya özel işlerini rahatça görebilmeleri için illaki kurum ve kuruluşlara gitme zorunluluğu hissetmektedir. Sarı çizgi dediğimiz materyaller veya kabartmalar birçok işaretlerden oluşmaktadır. Bu işaretler yolun düz olduğunu, engelsiz olduğunu, yolun sonunun geldiğini yani yaya kaldırımın bittiğini veya önünde engel olduğunu veya engelli bireye önünde basamak merdivenlerin olduğunu farklı kabartılarla göstermektedir arkadaşlar. Bir görme engelli birey elindeki bastonuyla bu sarı çizgilere bastonu koymak suretiyle o çizgiler boyunca gideceği noktaya sıkıntısız ve sorunsuz gitmesi amaçlanmaktadır. Tabii günümüzde bu sarı çizgilerin amaç dışında yani sarı çizgilerin üzerine konulan sehpadır, sandalyedir veya esnaflarımızın tezgahlarıdır. Birçok durum görme engelli bireyin rahat hareket etmesini engellemektedir. Arkadaşlar normalde bu sarı çizgiler kabartılı, oluklu ve kaygan olur. Yani bir görmen gibi engelli birey normalde bastonuyla yürüdüğü zaman bu sarı çizgilere bastonunu koyduğunda gideceği noktaya sonuna kadar gitmesi ve rahatça hareket etmesi düşünülmüştür. Bizler normal insanlar sarı çizgilerin önüne koyacağımız engeller sonucunda görme engelli bireyin hareketini sınırlamış oluruz. Bunu da bu vesileyle buradan anlatmış olalım inşallah. Yani sarı çizgilerin üzerine herhangi bir şekilde bir eşyadır, tezgahtır, yani buna benzer şeylerin konması uygun değil arkadaşlar. Kurumlar içerisindeki sarı çizgiler ise kurumun içerisine giren bir görme engellinin gideceği noktaya kadar rahatça ilerlemesini sağlamaktadır. Sarı noktalı yerleri gördüğünüzde genelde oradan yürüyen insanların elinde baston olduğunu bilin ki görme engelli olduğunu ve sizin ona herhangi bir şekilde yardım amaçlı yaklaştığınızda bile nazik bir şekilde söylediğinizde kendisinin rahat gidebileceğini belirtmesi sarı çizgilerin ehemmiyetini ve önemini daha iyi kavramamıza yol açmaktadır. Sarı çizgili kabartma noktalar genelde işlek caddeler yani yoğunluğun çok olduğu yerlerde, kurum ve kuruluşların girişlerinde, metro istasyonlarında, tren garlarında, otobüs terminallerinde veya deniz ulaşımının olduğu noktalarda araçlara binilinceye kadar görme engelli bireylerin hareketini kolayca sağlamaktadır arkadaşlar. Sarı çizgilerde görme engelli birey bastonunu çizginin içerisindeki oluğa koyduğu zaman baston herhangi bir şekilde dışarı çıkmadığı sürece hedefe doğru rahatça ilerlemesi sağlanmaktadır ve amaçlanmaktadır. Daha önceden bu sarı çizgili kabartma noktalar çok sık görülmemekteydi ama şu dönemden itibaren artık sıkça hayatımızın içerisinde yer almaktadır. Kısacası sarı çizgi ve kabartma bölümleri gördüğümüzde o bölümleri mümkün olduğunca boş bırakıp görme engelli bireylerin rahat hareket etmesini sağlamak gerekiyor. Özellikle de üzerlerine, önlerine, yanına, sağına, soluna herhangi bir materyal, eşya, tezgahtır veya başka bir cisimdir koymak uygun değil arkadaşlar. Evet, bugünkü programımızın da sonuna geldik. Bugün sizlere kısaca sarı çizgi ve kabartmalardan bahsetmeye çalıştık. Bu sarı ve çizgi kabartmaları gördüğümüzde görme engellilerin o bölümden rahatça hareket edebileceğini bilerek ona göre biz de kendimizi ayarlamamız gerekmektedir. Evet, sizler soruyorsunuz, bizler cevaplıyoruz. Programın da sonuna geldik arkadaşlar. Başka programlarda buluşmak, görüşmek dileğiyle hepiniz kalın sağlıcakla.